Erzincan Valisi Doçent Doktor Hamza Aydoğdu, 13 Şubat 2024 tarihinde İliç Çöpler Altın Madeninde meydana gelen toprak kayması faciası sonrası arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere 7/24 çalışma yürütüyor. Vali Aydoğdu, toprak kayması faciasında göçük altında kalan 9 işçinin aileleriyle bir araya geldi. İşçi ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Aydoğdu, sahadaki son durum hakkında bilgi vererek bu zor günleri birlikte atlatacağız ifadelerine yer verdi. Sağlık ve emniyet hariç bazen kamu kurum ve kuruluşlarında 24 saat bizler uyuruz ama belediyede çalışan alın teri ve emek sahipleri uyumaz. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, belediye şirket işçilerinin kadro taleplerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Milletvekili Sarıgül, belediye şirketlerinde çalışan belediye işçilerinin kadroya alınması lazım ifadelerine yer verdi. Milletvekili Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışma ofisinde yaptığı açıklamasında şunları kaydetti. Sağlık ve emniyet hariç bazen kamu kurum ve kuruluşlarında 24 saat bizler uyuruz ama belediyede çalışan alın teri ve emek sahipleri uyumaz. Belediye çalışanları 24 saat şehrimize bakar. Şehirlerimiz çocuk gibidir. Bakarsanız o şehirler size güler, bakmazsanız ağlar. Peki şehirlerimize kim bakıyor? Belediyede çalışan emekçiler bakıyor. Gelin, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün belediye başkanlarına sesleniyorum. Lütfen belediyede çalışan bu evlatları kadroya alın. Kadrolu bir işçimiz, kadrosuz bir çalışanımız. O 10 lira maaş alıyor, bu 5 lira maaş alıyor. Arada büyük bir adaletsizlik ve huzursuzluk var. Gelin seçim öncesi bütün belediye başkanlarına sesleniyorum. Kadrosuz belediye çalışanlarını kadroya alalım ve onları mutlu edelim ki kentlerimize canla başla, huzurla ve gururla hizmet versin. (Gülüyor) 2009 mahalle idareler seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanlığı'na aday olan ve aldığı 23.500 ve %51.5'lik oy ile başkan olan Yüksel Çakır, Erzincan Adliyesi Seçim Kurulu'na giderek Erzincan Belediye Başkanlığı için yeniden adaylığını koydu. Sağlık, zahmet yapmışsınız. Cumhur İttifakı, MHP ve AK Parti'nin ortak adayı Bekir Aksu'nun açıklanmasına rağmen AK Parti çevrelerinin kendi adayını çıkarma isteği galip geldi. 20 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Erzincan Adalet Sarayı'na gelen Yüksel Çakır, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Ardından yerel basın mensuplarının katılımıyla Yüksek Seçim Kurulu'nda başvuru yapan Yüksel Çakır, burada başvuru evraklarını imzaladı. Çakır, burada yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Mensuplarımız, çok kıymetli il müdürümüz, bugün bilindiği üzere 31 Mart 2024'te gerçekleşecek mahalli idareler seçiminde Erzincan bir ilki yaşıyor. Hem alınan karar gereği ittifak olarak seçime girildiği için hem de bir adayın bağımsız olarak Erzincan Belediye Başkanlığı için yarışması dolayısıyla böyle bir ilki yaşayacağız. Ben bu vesileyle bu yarışa katılan tüm arkadaşları yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. Erzincan'ımız için, Erzincan'da yaşayan hemşerilerimiz, vatandaşlarımız ve kent sakinleri için bu seçimin hayırlar getirmesini diliyor, temenni ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Ardından Erzincan Belediye Başkan adayı Yüksel Çakır, evraklarını Yüksek Seçim Kurulu İl Müdürü'ne teslim etti. Bağımsız aday olarak adaylık başvurusunda bulunan Erzincan Belediye Başkan adayı Yüksel Çakır, başvuru işlemlerinin bitmesi ardından Erzincan Adalet Sarayı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yüksel Çakır, burada yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bugün 20 Şubat 2024, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanı adayı olarak tüm Erzincan halkına hizmet etmek, Erzincan'ın farklılıklarının temsilcisi olabilmek, bugünün değil,
geleceğin Erzincan'ını inşa edebilmek, her fikrin, her düşüncenin değer gördüğü, dikkate alındığı bir yönetim sergileyebilmek için bugüne kadar gösterilen ilgiyi, alakayı, his ve duyguları karşılamak için bağımsız olarak Erzincan Belediye Başkan adayı oluyorum. ...2009-2014 yılları arasında bizlere verilen destek ve duyulan güvenle 5 yıl 60 ay 1825 gün boyunca gecemizi, gündüzümüzü, bilgi ve birikimimizi, enerjimizi Erzincan'ın ve Erzincan halkının duygu ve düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini, ihtiyaçlarını küçük büyük demeden, genç yaşlı demeden, kadın erkek demeden, esnaf tüccar demeden, işçi memur demeden, engelli engelsiz demeden tüm kurum ve kuruluşlarımızla oluşturduğumuz paydaşlık ve ortaklık anlayışı, vizyonuyla hep birlikte Erzincan'da yaşayan tüm kent sakinlerinin hizmetine adamıştık. Hemşerilerimizin verdikleri destek ve duydukları güvenle, gösterdikleri anlayış ve hoşgörüyle 2004 yılından 2019 yılına kadar şehrimizin arkadaşlarımızla beraber altyapısını, üst yapısını sil baştan yeniledik. İmar, şehircilik ve ulaşım projeleriyle, yol kaldırım altyapı çalışmalarıyla, çevresel dönüşüm ve yeşil alan çalışmalarıyla, kentsel tasarım ve dönüşüm çalışmalarıyla, idari ve kurumsal çalışmalarla, sosyal, kültürel çalışmalar ve halkla ilişkilerle ilgili çalışmalarla Erzincan'ımızı, başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, Binali Yıldırım Beyefendi ve tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz Tevhid Karakaya, Talip Kaban, Mihrali Aksu, Sebahattin Karakelle, Erol Tınaztepe, Muharrem Işık, Talha Erol Durmaz, Erdoğan Özyalçın, Serkan Bayram, Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve Mustafa Sarıgül'le birlikte tüm valilerimiz ve yöneticilerimizle, tüm belediye başkanlarımız ve onların ekipleriyle Erzincan Üniversitesi rektörleri, kurucu rektörümüz Sayın Erdoğan Büyükkasap Beyefendi, Profesör Doktor İlyas Çapoğlu Beyefendi, Profesör Doktor Akın Levent Beyefendi, tüm kurum ve kuruluşlarımızın yönetici ve çalışanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve üyeleriyle, dernek, vakıf başkan ve yöneticilerimizle, esnaf odalarımızın, ticaret odalarımızın başkan ve yöneticileriyle hep birlikte düşünerek, hep birlikte çalışarak, hep birlikte üreterek bugünkü seviyesine getirdik. Emeği geçen herkese katkılarından dolayı şahsım ve Erzincan halkı adına teşekkür ediyorum. Onların hepsine minnettarız. Kıymetli hemşerilerim, bugün attığımız adımla önümüzdeki 5 yılın ve sonrasındaki dönemlerin hayallerine, rüyalarına, ihtiyaçlarına, gelecek vizyonuna yeni bir sayfa açıyoruz. Bu hayırlı bir yarış olacak. Bu hayırlı bir rekabet olacak. Kimsenin kimseyi incitmeyeceği, kimsenin kimseyi kırmayacağı, çok çevreci ve duyarlı bir kampanyayla kimsenin kaybetmeyeceği bir süreç olacak. Çünkü hepimizin ortak çatısı, ortak paydası, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı vatanımız, ilelebet payidar olmasını istediğimiz devletimiz, yüzyıllardır kader birlikteliği yapan milletimiz, hepimizin ata ocağı, baba ocağı olan 9 ilçesiyle, 522 köyüyle
merkezde 72 mahallesiyle Erzincan'ımız. Erzincan'ımız bu seçimde ilkleri yaşayacak. İttifakın belediye başkan adaylığı da, bağımsız belediye başkanlığı da Erzincan halkı ve seçmeninin ilk kez yaşayacağı bir süreç olacak. Bu seçimde Erzincan'a hizmet etmek için yola çıkan tüm partilerimizin adaylarına şimdiden kolaylıklar diliyorum. Erzincan'da yaşayan tüm vatandaşlarımız bizim yöneticiliğimizde birer paydaşımızdır. Dünden bugüne üzüntülerimizi de sevinçlerimizi de birlikte yaşadığımız hemşerilerimiz 2009-2014 yılları arasında ve sonrasına şahitler. Şehrimize görevi dolayısıyla başka sebeplerle yerleşmiş ve gelmiş olan kent sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, emniyet teşkilatımızın fedakar mensupları, sağlık, eğitim ve tüm kurumların çalışanlarıyla bu kampanya süresince yeniden tanışacağız, bir araya geleceğiz. Onlar ülkemize, milletimize ve hemşerilerimize hizmet ederken bizlerin komşuluk hukukundan, kent sakini olmalarından dolayı baş tacımızdır. Erzincan'da ne kadar kalırsalar kalsınlar, sonrasında bizlerin birer fahri hemşerileridir. 2014 yılında yaşları itibariyle bizleri tanımamış, yolları bizimle kesişmemiş olan gençlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz bizlerin ve sizlerin istikbalidir. Geleceğimizin teminatlarıdır. Onları da dinleyecek, nasıl bir şehir, nasıl bir gelecek istediklerini onlardan sorup öğreneceğiz. Eğitimden spora, sanattan sosyal hayata, bütün alanlara dair düşüncelerini alacak, birbirimizi dinleyip anlayacağız. Bu şehrimizin de ülkemizin de geleceği için çok önemli. Kıymetli Erzincanlılar, değerli kent sakinleri, bu şehir, bu ülke insanı her şeyin her zaman en iyisine layık. Bizler bu şuur ve bilinçle dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi gelecekte de enerjimizi inanarak, düşünerek, çalışarak ortaya koyacağız. Bizler sizlere kulak verdik. Sizlerin emirlerini başüstü ettik. Sizlerin fikirlerine, düşüncelerine, desteklerine dün de, bugün de hep inandık. Şimdi inandığımız yolda Erzincan için yürüyeceğiz. Gayret, çaba, emek ve emek bizden, destek sizlerden. Başarı ise Yüce Mevla'dandır. Bu vesileyle şehrimizde, Ilıcımızda meydana gelen kaza dolayısıyla kazazedeleri bekleyen ailelerimize, Ilıcımıza, Erzincan'ımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gece gündüz demeden onlara ulaşmak için çalışan tüm ekiplerimize, Erzincan halkı adına ve milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. 31 Mart seçimleri Erzincan'ımıza, kıymetli Erzincan halkına, kent sakinlerine hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla. Her şey Erzincan için. ...31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde AK Parti İl Genel Meclisi'nde adaylığı bulunan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şirirci görevini yeni İl Başkanı Çetin Özyurt'a devretti. Yeni İl Başkanı Çetin Yurt yerel seçimlere ilişkin gündemi değerlendirdi. Çetin Yurt göreve geldiği ilk gün yaptığı bir açıklamasında Erzincan merkezde AK kadrolar olarak bizler mensubu olduğumuz partimize sadakat göstererek liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ittifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin
15 Temmuz hain darbe girişiminde kurdukları ittifak ruhuyla hareket edeceğiz ifadelerine yer verdi. Özyurt, Erzincan merkezde Cumhur İttifakı'na, il genel meclisinde ve ilçe belediyelerinde AK Parti'ye destek çağrısında bulundu. AK Parti Erzincan İl Başkanı Özyurt, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile 28 Aralık 2023 tarihinde Erzincan Belediye Başkan adayı olarak Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun açıklanmıştır. Bizlerin AK Parti teşkilatları olarak Erzincan merkezde AK kadrolar olarak bizler mensubu olduğumuz partimize sadakat göstererek liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ittifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde kurdukları ittifak ruhuyla hareket edeceğiz. Bizler AK Parti teşkilatı olarak Erzincan'ımızın her mahallesinde, her sokağında tüm kademelerimiz için seçim çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Erzincan'da Cumhur İttifakı adayımız Sayın Bekir Aksu'nun rekor bir oy ile seçilmesini sağlamak için var gücümüz ile çalışarak Erzincan'da tarih yazacağız. Bizler ile organik bağı kalmayan AK Parti siyaseti üzerine kendi siyasetini inşa etmeye çalışanlar ve bugün adaylığını açıklayan bağımsız belediye başkan adayının da bugün itibariyle AK Partimiz ile herhangi bir bağı kalmamıştır. Tüm hemşerilerimize saygı ile duyurulur. Vatandaşlarımızı Erzincan merkezde Cumhur İttifakımızı desteklemeye, il genel meclisinde ve ilçe belediyelerimizde ise AK Partimizi desteklemeye davet ediyorum. Erzincan Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Altyapı çalışmaları kapsamında Merkez İlçe Ersevenler Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları yapılıyor. Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun talimatları doğrultusunda çalışan ekipler daha güzel bir Erzincan için çalışmalarına devam ediyor. Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Ersevenler Mahallesi'nde mevcutta kullanılan 500 milimetrelik beton kanalizasyon borusunu 600 milimetrelik koruç boru olarak yeniliyor. İki etaptan oluşan çalışmalar kapsamında 940 metrelik birinci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1200 metre olan ikinci etap çalışması yapılacak. ...17-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Afyon Karahisar Profesör Doktor Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Şampiyonada Erzincanlı kadın güreşçilerimiz büyük bir gurur tablosu oluşturdu. U20 grubunda Erzincan Ferdi 68 kiloda Ayşe Erkan ve 76 kiloda Elmira Yasin Türkiye birincisi, Erzincan Cim'in Siyah İnci Spor Kulübü sporcularından 55 kiloda Safiye Yasin, 57 kiloda Özlem Gürsoy ve 62 kiloda Songül Aydemir Türkiye üçüncüsü oldu. U17 yaş grubunda ise 57 kiloda Özlem Gürsoy Türkiye şampiyonu olurken 61 kiloda Tuğba Aktaş Türkiye üçüncüsü oldu. Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası madalya ve kupaların verildiği ödül töreniyle sona erdi. Erzincanlı sporcular aldıkları derecelerle Mart ayında Antalya'da yapılacak olan Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda milli mayo giyecek. Nisan ayında yapılacak olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da ülkemizi temsil edecekler. RT Şah Medya olarak Erzincanımızın gururu kadın güreşçilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.